Ege'nin dalgaya, fırtınaya en dayanıklı, en iyi denizci teknesidir. Biz bunların ruhlarının olduğuna inanıyoruz. Trendiller. Olmazsa olmazımız bizim. Antik çağlardan gelen tekne tipi. Bir kere gerçekten çok denizci tekne. Gerçekten çok başka bir şey. Hastalık mı, aşk mı, sevgi mi, tutku mu, ne olduğu belli değil yani bu. Sürüklenip gidiyoruz işte böyle. Yani buradaki alabileceğimiz bu trendillerden en iyi performans ne olacaksa onu bulmanın çabası içerisindeyiz. Ona uğraşıyoruz. Yani nasıl daha iyi gider? Nasıl daha iyi sonuçlar alırız? Amacımız bu. Denizde en iyi yüzen teknelerden bir tanesi olsun istiyoruz trendiller. Ufak tefek sıkıntılarımız var direkte. Onları yapacağız. Bombaya vinç takacağız bir tane. Donanım olarak eksiklerimiz vardı. Vinç takacak. Kromcumuz gelecek birazdan. Bumumuzu, maçamızı takacağız. Altımızı temizleyeceğiz. Yarışa hazır bir şekilde Trendil Cup'a katılacağız. Bodrum'da imalatçılar ve Trendil kullanıcıları Trendil'e olan aşklarını, sevgilerini Trendil Cup'la bağdaştırıyorlar diye düşünüyorum. Bakmasanız olmuyor. Yani hep siz onu kullanmayacaksınız, o da sizi kullanacak biraz. Tersane olarak elimden geleni yapıyorum. Çekip atarım. Bakımlar için yardımcı olurum. Yani yeni bir Trendil yapılırken diğer Trendilciler, yeni bir rakip geliyor olmasına rağmen herkes elinden gelen desteği, ufak ufak hediyeler vererek, kimisi gelip çalışarak, teknede zımparamaya yaparak, keser yaparak vesaire yardımlaşarak yeni tekne oluyor. Cenoa'yı, ana yelkeni, bombayı biraz metrekare olarak büyütecek şeyler yapmamız gerekiyor. Onun için teknenin üzerinde başta pervaneyi, şanzımanı değiştirmekten başlayıp yelken metreleri, karelerini büyütmeye kadar bir dünya değişiklik yaptık. Biz de işte elimizden geldiği kadar arkadaşlarımla geliştirmeye uğraşıyoruz. Hala da bir şeyler yapıp farklı katlanır pervaneler koyup, farklı dümen sistemleri koyup, farklı direkler koyup biraz daha bu tekneler nasıl hızlı gider diye uğraşıyoruz hala. Yani sırf yarış için aslında hani tekneyi çektik. Yani onun için uğraşıyoruz. Trendil için uğraşıyoruz. Orada yapılan trendiller vardı. 3 tanesini İspanyollara yaptı. Ondan kalan iskeletler vardı hazır kurulmuş. Onları Kıvırcık Mustafa'ya dedik, ya bunları acaba yapabilir miyiz biz? Yaparız vallahi dedi. Başladık öylece. Birini usta kendisine yaptı, birini bana yaptı. Böylece başladı Trendil sevdamız. Eskiden tarlalara gidilirdi, dağlara gidilirdi. Orada böyle parçalanırdı. Tarla çamı denilen ağaçlardan yapılırdı. Bundan 30 sene daha önceleri Ziya ustalardan biri yani. 50'li yıllardan beri. Kaçak ağaç bile kesilirmiş. Sen kesmedin mi Mehmet hiç kaçak ağaç? Keşke 150 yıl, 200 yıl yaşayabilse ki yaşar yani bu tekneler.
iyi bakıldıktan sonra bir polyesterden bir ne bileyim ben saçtan falan çok daha uzun ömürlüdür yani. Ağaç. Son durum Karaada ile Kurtburnu arasında birazcık rüzgar var. Herkes ona doğru gitmeye çalışıyor. Alice avantajını çok kaybetti. Kalita kumar oynuyor ama tutacak gibi gözüküyor. Baslar da hareketlendi. Gülşah'da o da güzel hızlandı. Oruç teknesi kalança atmaya çalıştı. Şimdi balonuyla uğraşıyor. Oraya gideceksin. Bak, bak, bak. Al, at, al at, ya. At, at. Geldi. Lan oğlum şuradan sızsanıza ya. Hadi. Tamam. Alamıyorum. Abi çıkmayın. Al. 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 Bir dakika arkadaşlar. Benle başkası konuşmasın ya. Canavarın boşuna al. Alır alır alır. Al. Hasan sen yavaştan sal. Kumanda etmek kolay değil tabii ki. Uğraştırıyor. Geleneksel teknede yarışmak o bareboat sailing'e göre biraz daha farklı. Hem teknik olarak hem donanım olarak. Tabi burada biraz daha efor sarf ediyorsunuz. Daha böyle bilinçli bir şekilde yarışıyorsunuz. O yüzden bu biraz daha faydalı en azından yelkenciler için de. Bu trendli yarışını bence herkes bir denemeli yani. Ama bizim nasıl bak görüyorsunuz soğuk, yağmur hepsi var. Ama trendli yarış dediğin zaman isterseniz altınızda şu an Bugatti olsun şurada. Bugatti'ye binip de bir kahve içmeye giden yok bizde şu an. Ama trendil yarış var dediğin zaman şimdi boş geliyorsun. Bir tane biranın başında böyle sabahlıyorsun. Oturuyorsun. İlk defa trendil'e çıktım. Başka çok farklı teknelerde bulundum ama yani bundaki seyir keyfi bambaşka. Kendi toprağı, kendi denizi, kendi rüzgarı ona göre cevap veriyor. Ona göre yelken yapıyor. Kesinlikle. Ona göre yürüyor. Kesinlikle. Çok şey, Ege'nin ruhu yani. Kesinlikle. Çok güzel. Ya zaten oraya gelinceye kadar rüzgarsızlıktan anamızı ağladı. Neler yaptık? Hani yarışın abandone edildiği ana kadar, oraya gelinceye kadar neler yaptık? O yana tramola, bu yana tramola, onu aç, bunu kapat. Olmuyor. Rüzgar bir yerden geliyor. Bir bakıyorsun rüzgar bitiyor. 2 dakika rüzgar esiyor, 5 dakika rüzgar yok. Yanımızdaki tekne iskeleden alıyor rüzgarı, biz sancaktan alıyoruz. Ya aramıza 20 metre mesafe var. E çevireceğiz, sen ne alacaksın boşuna? Ne yapacağız? Abi, nasıl alayım ya? Bak, bak. Hadi o yana, bu yana. O bu yana geliyor, biz bu yana gidiyoruz. Abi bakıyorsun bir tanesi ters gidiyor. O olacak iş değil, o bitecek bir yarış değildi yani.
Hadi. Birinciyiz ya. Yarış bitti. Dönün eve. Perdeyi kapat, geliyorum. Perdeyi ört kız, çekme de ört kız. Böyle olsa bak. Oh. Ne diyelim bakalım? Bebeğim benim. Nasıl? Bak 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 bak, solluyoruz bak. Hey yavrum benim de, bebeğim benim. Trandillerle uğraşıyoruz. Trandil yarışının ilk ayağını yaptık dün. Trandil yarışlarımız başladı. Şimdi çocuklar karar vermişler. Bir yerden bir şey bulunmuş, sponsor bulunmuş. Teknomarin. Teknomarin demiş ki ben size 1.000 liralık bir hediye çeki veriyorum. Bunu teknelerden bir tanesini kura usulüyle çektirin. 1.000 lira karşılığında da bizden bir hediye verelim. Şimdi bunun içinde teknelerin adının yazılı olduğu çakıl taşlarımız var. Aykan abiyle müzeyi yapın. Evet abi. Bak kaliteli. Allah'ım yarabbim. Adamın kaptanlık yaptığı tekneyi çektin. Aykan abi. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum valla. 10 metrelik trandille 15 metre İskandinav motorlar, kızıma kafa 2800 mil yaptım Akdeniz'de. Evet. Tüm Kuzey Afrika dahil. Evet Aykan. Ama tekne. Çeviriyor musun? Evet. Ne yapayım evet. Kuvveti? Bana 20 metre kuvvet verecekler ama 11 metre kuvvet trandil yeter ama 14 değil. 11'i geçmeyecek. Geçmeyecek. Sen mi çektirdin? Ben çektirdim. Niye? Niye çektirdik? Çünkü 1962 yapımı. Evet. Daha eski trandil, bir de Arap var dediler. Bizim kovadan. Bir de bu kayığın ustası Ziya Güvendire. Güvendire. Ziya usta. Evet. Ustaların ustası. Bunun en büyük ustası. Naim Usta. En büyük usta o. Gürlük. Biz mesela ilk defa duyuyoruz Naim Usta'yı. Ha? Gürlük. Ondan sonra onun yetiştirdiği Küçük Ziya, Erolan, Hüseyin Yıllıkçı var. Sonra Uğur Susam var. Bunlar hep o tezgahta büyüyen insanlar yani Ziya Güvendire'nin. Bayrağı devraldım tabii, o iddialı bir laf olur belki de. Bunun herhalde en tatlı meyvesi diyelim Hızır oldu bizim için en son yaptığımız. En son Bodrum Cup'ta regatayı da kazandık o tekneyle. Regatayı bir trandilin kazanması bütün trandilciler için gurur verici bir şey. Hani bundan sonra bir çırak gelir mi, bir çırak olur mu, bu işe yüklenirler mi? Yoksa bu iş böyle hikaye olur gider mi? Onu yaşayıp göreceğiz. Ama biz hem geleneği yaşatalım hem trandili öldürmeyelim. Çünkü bu yaklaşık 3000 yıllık bir tekne. 3000 yıldır Ege sularında bu trandil var. Almaya hazır olun her şeye. Ver kafaya abi. Kaç dakika? Ver kafaya, ver. Kaç dakika? Catch me howling at the moon.